Semiyan Dünyası adlı kanalımdan selamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi yazın en güzel sebzelerinden patlıcanla yaza yakışır bir tarifle geldim. İster yemeklerinizin yanında, isterseniz de 5 çaylarınızda yapabilirsiniz. Serinletici. Damağınızda güzel bir lezzet bırakacak. Kolay bir tarif. Buyurun hemen başlayalım. Öncelikle 2 tane iri patlıcanım var. Patlıcanları iri seçerseniz daha iyi olur. Alacalı şekilde patlıcanlarımızı soyalım. Patlıcanlarımın ikisini de soydum. İri iri doğruyorum. Patlıcanlarımın kalınlığı bu şekilde. İsterseniz birazcık daha ince doğrayabilirsiniz daha çabuk pişmesi için. Tost makinemin tabanını yağlıyorum. Patlıcanlarımı üzerine dizeceğim. Ben önce üst tarafını yağlamamıştım. Üst tarafına biraz patlıcanlarım yapıştı. Üst tarafını da hafif yağlarsanız daha iyi olur. Patlıcanlarımızı tost makinesine dizelim. Tost makinesinde pişireceğiz. Tost makineniz yoksa fırında da pişirebilirsiniz. Yağ da kızarmadığı için hafif bir lezzet oluyor. Tost makinemin kapağını kapattım. Patlıcanların biraz yumuşayıp pembeleşince diğer taraflarını çevirip tekrar kapağını kapatıp biraz daha pişireceğim. Yaz sıcaklarında yemeklerin yanında güzel bir alternatif. Ben kahvaltıya ve 5 çaylarında da yapıyorum. Çok güzel oluyor. Yoğurt ve patlıcanı sevenler için güzel bir tarif. Patlıcanlarım iyice yumuşadı ve pembeleşti. Tabağıma çıkartıyorum. Yine tost makinemizi yağlayalım. Kalan patlıcanlarımızı dizelim. Aynı şekilde pişireceğim. Patlıcanlarımın hepsini pişirdim. Onlar soğuya dursun, biz sosunu hazırlayalım. Sosu için ben süzme yoğurt kullanacağım. İsterseniz labne peyniriyle de yapabilirsiniz. Onunla da güzel oluyor. Tabağıma 4 yemek kaşığı yoğurt aldım. Daha sonradan 1 yemek kaşığı daha ekledim ben. 5 yemek kaşığı oldu. 2 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Acı sevenler daha fazla ekleyebilir. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bir diş de sarımsak rendeliyorum. 3-4 dalda dereotu doğramıştım. İsteğe göre ekleyebilirsiniz. İsterseniz kapya biberi ekleyebilirsiniz. Küçük küçük doğrayıp o da güzel oluyor. Sosumuzu şöyle bir karıştıralım. Sosuma biraz da susam ekleyecektim. Çıtır çıtır içinde güzel oluyor. Bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Eklemeyebilirsiniz. Yine şöyle bir karıştıralım. Malzeme listemi yine videomun altına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada tarifimizin adı patlıcan kulesi. Patlıcanlarımızın arasına sostan sürüp üst üste diziyoruz. İsmini de buradan alıyor. İlk patlıcanıma sosumdan sürdüm. Üzerine bir patlıcan daha koyuyorum. Tekrar üzerine sosundan sürüyorum. Üzerine tekrar bir patlıcan daha koyalım. En son yarım kaşık daha sosundan koyalım. İsterseniz bir kat daha uzatabilirsiniz. Yemesi kolay olsun diye ben 3 katlı yaptım. Patlıcan kulelerimi bu şekilde dizdim. Üzerine domates sosu hazırlıyorum. Tavama 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar da domates sosu koyuyorum. İyice kızdıralım.
Sazdan yaptığım domates sosunu kullandım. İsterseniz hazır domates sosu da kullanabilirsiniz ya da yarım yemek kaşığı salçayla da hazırlayabilirsiniz. Üzerine bir tane sarımsak rendeledim. 1-2 dakika daha kavurup ocağımın altını kapattım. Patlıcan kulelerimin üzerine hazırladığım sostan döküyorum. Patlıcan kulelerim hazır. Çok güzel oluyor. Umarım dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Şöyle kesip kıvamını da göstermek istiyorum. Yemesi de gayet kolay. Çok da lezzetli oluyor. Dediğim gibi labne peyniriyle de yapabilirsiniz. Sabah kahvaltısında da çok güzel gidiyor. Tarifim bu kadar. Kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Başka lezzetlerde, başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.